sosyal medyada büyük değişiklikler yolda. Evet. Facebook'un geçtiğimiz salı günü Kaliforniya San Jose'de düzenlediği F8 Geliştiriciler Konferansı'nda Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger ile ilgili yeni özelliklerin neler olacağına dair detaylı açıklamalar yapıldı. Konferansta özellikle gizlilik ve güvenlik üzerinde duruldu. Biliyorsunuz Facebook'ta geçtiğimiz yıllarda birçok güvenlik açığı ve gizlilikle ilgili ihlaller olmuştu. O yüzden bu konferansın ana teması Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'daki güvenlik özellikleriydi. İsterseniz bu platformlara şimdi hangi özelliklerin geleceğine tek tek bir göz atalım. Öncelikle Instagram'a Create oluşturma modu geliyor. Instagram'da hikaye modunda biliyorsunuz eğer sadece yazı yazacaksanız ya da sadece bir GIF paylaşacaksanız öncelikle bir fotoğraf çekmeniz ya da galerinizden bir fotoğraf seçmeniz, daha sonra arka planı renklendirmek için daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi ekran üzerine herhangi bir renkle basılı tutarak o ekranın rengini değiştirmek ve daha sonra üzerine yazı ya da GIF eklemek gerekiyordu. Instagram hikayedeki oluşturma modunda bundan sonra istediğiniz bir arka plan rengini seçerek üzerine istediğiniz bir yazı yazabilir, üzerine istediğiniz GIF'leri ya da fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Bir diğer üzerinde çalışılan, hatta şu anda test aşaması başlatılan en önemli özelliklerden bir tanesi de like, yani beğeni ya da görüntüleme sayılarının gizlenmesiydi. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili sıkça dedikodular dönmüştü. Fakat Mark Zuckerberg bu konferansta bunun gerçek olduğunu açıkladı arkadaşlar. Evet, Instagram'da bundan sonra beğeni ya da görüntüleme sayılarını takipçileriniz göremeyecek. Bunu sadece siz görebileceksiniz. Bunu da kendi paylaştığınız gönderinin özelliklerine, istatistiklerine girerek kimlerin beğendiğini ya da kaç beğeni aldığını ya da kaç görüntüleme aldığını görebileceksiniz. Fakat takipçilerimizden bu artık gizlenecek. Bu konuyla ilgili Instagram kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Biliyorsunuz ki bir kısmı bu özelliğin çok gereksiz olduğunu düşünürken bir kısmı da bu özelliğin çoktan aslında getirilmiş olması gerektiğini düşünüyordu. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi de videoda bir anket bırakıyorum. Orada benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada bu özellik şu anda Kanada'daki kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı bile. Çok yakın zamanda eminim ki bütün dünyada da kullanmaya başlanacaktır. Evet, bakalım, ben de merakla bekliyorum nasıl tepki görecek bu özellik. Facebook'a yeni gelecek özelliklerden bir tanesi de Secret Crush özelliği. Secret Crush özelliği ne derseniz, Facebook'taki 9 tane arkadaşınızı seçiyorsunuz bu özelliğe girerek. Eğer o seçtiğiniz 9 arkadaşınızdan bir tanesi de sizi aynı şekilde seçtiyse bir match, yani eşleşme oluyor ve hem size hem de karşı tarafa Facebook tarafından bir bildirim gidiyor eşleştiğinize dair. Bu özellik aslında bana çok tanıdık geldi. Sanki başka bir sosyal medya platformundan esinlenmiş gibiler. Siz ne dersiniz? Bir diğer özelliğimiz ise WhatsApp'la ilgili. WhatsApp biliyorsunuz artık telefonlarımızın olmazsa olmaz programlarından, uygulamalarından bir tanesi. Artık günlük rutin işlerimizi, arkadaşlarımızla konuşmalarımızı, grup yazışmalarımızı ya da en önemlisi benim de en çok kullandığım şekilde işle alakalı olan görüşmelerimizi WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Artık özellikle kurumsal, yani iş dolayısıyla WhatsApp kullananlar için çok yararlı bir özellik geliyor. Biliyorsunuz birçok firmanın web sitesi ya yok ya da yarım yamalak, doğru düzgün işlemiyor. Ya da oraya kataloglarını, güncel bilgilerini, güncel paylaşımlarını, ürünlerinin fotoğraflarını, resimlerini birçok kişi koymuyor. Artık WhatsApp'ta firmalar ya da kurumlar kendi işletme bilgilerini ya da sattığı ürünlerin fotoğraflarını ya da kataloglarını direkt olarak WhatsApp'a yükleyebilecekler ve müşterileriniz ya da sizinle ilgilenen kişiler WhatsApp'taki o profile tıkladığında sizin kataloğunuza ya da ürünlerinize direkt olarak erişim sağlayabilecekler. Bence bu gerçekten çok yararlı bir özellik olmuş. Bir diğer özelliğimiz ise yine Instagram'la alakalı. Instagram'da mutlaka karşınıza çıkmıştır, denk gelmiştir. Bazı gönderilerin üzerinde sepet işareti var, sepet etiketi var ve o etikete tıkladığınız zaman o ürünle ilgili alışveriş sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve o ürünü kendi sitesinden satın alabiliyordunuz. Fakat Instagram'da artık direkt olarak satın alma özelliği geliyor. Fakat bunu artık sadece kurumlar ve firmalar değil, kişiler de yapabilecek. Yani sizler de artık kendi yaptığınız ürünleri satmak istiyorsanız Instagram profilinde o ürünü koyarak üzerine bir de alışveriş etiketi ekleyerek direkt olarak satışa koyabiliyorsunuz. Yani sizin takip o etiketi tıkladığı zaman direkt olarak kendi Facebook'taki kredi kartı bilgilerinden alışverişlerini tamamlamış oluyorlar. Bu da gayet güzel bir özellik olacak bence. Yine Instagram üzerinden yeni bir özellik daha geliyor. Bu da yalnızca hikaye modunda paylaşabileceğiniz
donation sticker, yani bağış etiketi olacak. Bağış etiketi nedir peki? Kar amacı gütmeyen firmalar ya da kişiler bundan sonra bazı konularla ilgili, bazı sosyal konularla ilgili özellikle bağış isteyebilecekler takipçilerinden. Bu bağış etiketini koyduğunuz zaman hikayenize takipçiniz o bağış etiketine tıklayarak istediği bir miktarda parayı size kendi kredi kartı üzerinden göndermiş olacak. Bu da gayet bence güzel ve önemli bir özellik olacak. Bu konferansta üzerinde durulan en önemli konulardan birisi de sosyal medyadaki zorbalıkla alakalı. Biliyorsunuz artık insanlar ağzına geldi her şeyi rahat rahat yorum kısmında yazabiliyorlar. Küfürler, hakaretler hırla gürle gidiyor. Fakat artık Instagram bu konuda filtreleme yapabilecek. Yani artık bazı hakaretleri, küfürleri edenler direkt olarak engellenebilecek. Ya da biliyorsunuz bot hesaplar ya da bot gibi davranan bazı gerçek hesaplar var. Yani bir yorumu alıp kopyalayıp sıra sıra herkesin altına tek tek aynı yorumu yazıyorlar ve bu sayede etkileşim sağlamaya çalışıyorlar. Fakat Instagram artık bu tür yorumlarda izin vermeyecek ve bundan sonra aynı mesajı defalarca farklı gönderilerin altına kopyalayıp yapıştırırsanız öncelikle bir ikaz uyarı göndereceksiniz Instagram ve daha sonra hesabınızın kapatılmasına kadar da gidecek bu. Facebook'ta bundan sonra mavi ağırlıklı tasarım kalkıyor. Daha çok Instagram'a benzeyecek, daha minimal ve sade bir tasarım üzerinde çalışıyor Facebook. Hatta bu tasarım güncellemesi yavaş yavaş bazı telefonlara gelmeye başlamış bile. Bundan sonra artık mavi ağırlıklı bir tasarım görmeyeceğiz. Daha çok beyaz ağırlıklı ve modern fontların olduğu daha şık bir Facebook tasarımı göreceğiz. Bu konferansta üzerinde durulan en önemli konulardan bir tanesi de Messenger'ın bundan sonra masaüstü versiyonlarının geleceğiyle ilgiliydi. Hem PC bilgisayarlarımızda hem de Mac bilgisayarlarımızda Messenger'ı masaüstüne kurabileceğiz. Fakat artık Messenger sadece Messenger olarak kullanılmayacak. Biliyorsunuz Messenger'da sadece Facebook üzerinden gelen mesajlarımızı kontrol ediyorduk. Artık Messenger'ın içinde hem Facebook'tan hem Instagram'dan hem de WhatsApp'ın içinde gelen mesajları kontrol edip yönetebileceğiz. Yani tek bir uygulama altında, tek bir program altında 3 platformun mesajlarını da yönetebiliyor olacağız. Bu da son derece pratik ve güzel bir seçenek olmuş bence Messenger'ı daha ayakta tutmak için. Ayrıca Messenger'da bundan sonra masaüstü platformunda kullandığımızda çoklu video konferansı, çoklu video görüşmeleri de yapabileceğiz. Bu da artık gelmesi gereken özelliklerden bir tanesiydi zaten Messenger ve Facebook için. Son olarak yine Facebook üzerinden Twitch benzeri bir videoyu izlerken farklı farklı arkadaşlarımızla aynı anda izleyebileceğimiz bir uygulama geliyor. Yani siz bir videoyu açıp izlerken bir grup olarak arkadaşlarınızla hem video konferansı hem de o videoyu izleyebileceğiniz bir platform oluşuyor. Bu da aslında Twitch'in aynısı diyebilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özelliklerden hangileri gerekliydi, hangileri çoktan olmalıydı? Bazıları için geç mi kalındı hatta? Özellikle like ve beğeni sayılarının gizlenmesi hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Onu da benimle yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarıma göz atmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram'dan beni Ozan Sihay hesabından da takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.